Dostlar merhaba. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün çekememiştim. Bugün hızlıca biraz da yoğun bir gün geçirdim ama dostları kıramadım. Şöyle bir yemekten önce çekeyim dedim. Şimdi dostlar nereye geldik? Freud'u konuştuk. Freud önemli bir kısımdı. Bugün de psikososyal kişilik kuramı, yani kimi konuşacağız dostlar? Erikson'u konuşacağız. Erikson'u da duymuşsunuzdur. Bugün biraz Erikson'un kuramının genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Onun da aşamaları var. Aşamalarını konuşacağız ve Erikson da önemli bir soru adayıdır. Hem eğitim bilimlerinde hem burada olacak şekilde dostlar. Şimdi psikososyal kişilik kuramının genel özellikleri nelerdir? Bizi ilgilendiren kısımlardan birisi de burası aslında. Şöyle kalemlerimi bir alayım. Şimdi dostlar, karşılaştıra karşılaştıra Freud'la gidelim. Freud ne diyordu dostlar? 5 dönem belirlemişti. 18 yaşa kadar süren ve bundan sonra bu dönemlerde oluşan saplantılar hiçbir şekilde giderilemeyeceği için kişilik gelişimi aslında tam manasıyla 18 yaş dolaylarında biter ve birey eğer düzgün bir kişiliğe sahipse ömrü boyunca öyle gidecek. Saplantıları varsa saplantılarını ömür boyu taşıyacak diyordu. Şimdi Erikson buna karşı çıkıyor. Diyor ki sadece bir dönem içerisinde değil, hayat boyunca kişilik gelişimi devam eder diyor. Hayat boyunca bir kişilik gelişimi devam ediyor ise sana soruyorum. Dikkat et. Bir saplantı o döneme has, o dönem dışında giderilebilir mi? Yoksa Freud'daki gibi ömür boyu gelir mi? Eğer ömür boyu bir kişilik gelişimi devam ediyor ise bu demek ki ben o saplantıdan başka bir dönemde de kurtulabilirim anlamına geliyor. İkisi arasındaki en temel farklardan biri Freud'a göre saplanılan dönem dışarısında eğer giderilmemiş ise biz o saplantıdan kurtulamıyoruz. Erikson'a göre ise kişilik gelişimi ömür boyu devam eder. Saplantılar olabilir. Bu saplantılar ileride düzeltilebilir demiştir. O zaman şöyle diyelim. Freud'a göre sağlıklı şekilde atlatılamayan bir dönem. Sağlıklı şekilde atlatılamayan dönem. Bir sonraki dönemleri etkiler. Ve saplantıdan kurtululmaz. Kurtululmaz saplantıdan. Kurtululmaz. Ancak. Dikkat et. Erikson'a göre. Erikson'a göre. Bir sıkıntı varsa bu sıkıntılara saplantı değil psikososyal kriz adını vermiştir. Yaşam boyunca gelişimlerin her birinde farklı farklı psikososyal krizler yaşar diyor. Lakin bu farklı dönemlerde de ne yapılacaktır? Giderilebilir diyor. Yani saplantının karşılığı burada nedir? Psikososyal krizdir. O zaman şöyle diyelim. Erikson'a göre yaşanılan psikososyal krizler diğer dönemlerde telafi edilebilir. Yaşanılan psikososyal krizler sonraki dönemlerde telafi edilir. Yine ne diyebiliriz dostlar ikisi arasındaki temel farklardan? Erikson zaten Freud'dan etkilenmiştir ve Freud'un kuramını geliştirmiştir. Şimdi Freud neye önem veriyordu? İde önem veriyordu ve cinselliğe önem veriyordu. Erikson buna biraz karşı çıkıyor. İde değil egoya önem veriyor. Cinselliğe değil sosyal güçlerin önemine değiniyor kuramında. Freud it ve cinselliği temel alırken Erikson neyi temel almıştır? Ego ve sosyal süreçleri temel almıştır. Şimdi dikkat et. Freud'a göre insan yıkıcı bir varlıktı. Doğuştan yıkıcıydı. Niye? İdi temel alıyordu.
İt ne istiyordu? Her dediğim her anda olsun, düşünme yetisini kullanmadan bir şeylerin çabucak olmasını söyleyen bizim ilkel yönümüzdü. Dikkat et, bundan dolayı ilkel yönü temele aldığı için Freud insanın doğuştan yıkıcı olduğunu söylüyordu. Freud'a göre insan doğuştan yıkıcıdır. Doğuştan yıkıcıdır. Ama dikkat et, bak bizim akıllı yönümüz neydi? Kişiliğin akıllı yönü egoydu. Karar veren, arabuluculuk yapan kimdi? Egoydu. İşte Erikson egoyu temel aldığı için diyor ki insan akılcı bir varlıktır. Yıkıcı değil, akılcı bir varlıktır demiştir. Bunu da hemen yazalım. Erikson'a göre insan akılcı bir varlıktır. Yine mesela temel farklar hakkında ne söyleyebiliriz? Şöyle başlıkları düzeltelim. Mesela Freud normal dışı davranışlar üzerinde duruyordu. Doğru mu? Saplantılar üzerinde duruyor. Gelişebilecek olumsuzluklar üzerinde duruyor. Erikson ise tam tersi neyin üzerinde duracak? Normal davranışlar üzerinde, sağlıklı gelişim üzerinde duracaktır. Freud normal dışı davranışlar üzerinde dururken Erikson sağlıklı davranışlar üzerinde durmuştur. Yine mesela ne diyebiliriz dostlar? Freud genellikle biyolojik etmenler üzerinde daha çok duruyordu. Mesela cinsellikten bahsediyordu, itten bahsediyordu. Ama Erikson neyin üzerinde duracak? Sosyo-kültürel etkilerin üzerinde duracaktır ki bu yüzden adı psiko-sosyal kişilik kuramı olarak karşımıza gelir. Freud biyolojik etmenlerden bahsederken Erikson neyin üzerinde duracaktır? Sosyo-kültürel etkilerin üzerinde duracaktır. Yine son olarak şunu söyleyebiliriz. Freud'a göre kişilik gelişimi ...18 yaşında sonlanırken Erikson'a göre ömür boyu devam eder diyeceğiz. Bunlar şöyle iki kuramın karşılaştırması olarak aklınızda dursun. Şimdi bu tarz bir soru gelirse eğer bu verdiğimiz bilgilerden neye dikkat etmemiz gerekiyor? Dostlar bir soruda olumsuzluklardan bahsediyorsa Erikson ve Freud karşılaştırmasında dikkat et. Olumsuz bir şeylerden bahsediyorsa işte itten bahsediyorsa insan yıkıcıdır diyorsa cinsellik diyorsa bu tarz normal dışı davranışlardan bahsediyor ise şayet Freud'dan bahsediyordur. Eğer soruda olumlu şeylerden bahsediyorsa neyden bahsediyordur? Erikson'dan bahsediyordur. Sadece genel. Bu iki kelime bile birçok yerde işinize yarar. Aklınıza gelmezse dikkat edin. Olumsuz şeyleri Freud'a işaretliyorsun. Olumlu şeyleri Erikson'a işaretliyorsun. Bunları da söyledim. Şöyle bir bakayım. Söylemem gereken bir şey var mı dostlar? Yeterli genel özellikler, aklıma gelenler bunlar. Şimdi psikososyal kuramın dönemlerine bakalım. 8 adet dönem var ama bunlardan 4 tanesi bizi ilgilendiriyor. Öbür 4 tanesi bizi ilgilendirmiyor. Ergenlik, 30'lu yaşlar, işte ölmeden önceki anlar vesaire. Bunlar o yaş aralıklarını konu alıyor. Onların bizde hiçbir ilgisi yok. İlk 3 dönemi çok önemli. 4. döneminde genel olarak kulak aşinalı olarak bilmekte fayda var ama 4. dönemden de doğrudan soru gelmez. Şimdi 1. dönemi nedir psikososyal kişilik kuramının? Temel güvene karşı güvensizlik dönemidir.
Ortalama yine bu da 0-1,5 yaş aralığını kapsayan dönemdir. Şimdi dostlar, temel güvene karşı güvensizlik dönemi nedir? Temel güvene karşı güvensizlik döneminde şunlar üzerinde durmuştur Erikson. Diyor ki bir çocuk, şu an 0-1,5 yaş aralığındaki bir çocuk bakıma muhtaç bir çocuk. Yeme içme noktasında bakıma muhtaç, giyinme noktasında, altını temizlenmesi noktasında sürekli olarak birilerinin bakımına muhtaç durumda. Doğru mu dostlar? Şimdi diyor ki Erikson, bu yeni doğan bebek ile çevresine bir güven sağlayabilmesi için senin diyor bu bakım veren kişinin tanıdık olması gerekir, tutarlı olması gerekir, sürekli olması gerekir. Yani tanıdıklık, tutarlılık ve süreklilik. Eğer diyor bu çocuğa annesi bakım veriyorsa, annesi onun artık tanıdık kişisi olsun. Yani bir gün annesi, bir gün babası, bir gün teyzesi, bir gün dayısı ya da her gün bakıcı değiştirme gibi olaylara girme diyor. Çoğunluğunda o tanıdık olan kişi bakım hizmetini versin. Aynı zamanda tutarlı bir şekilde versin. Bir gün yedirip ikinci gün yedirmezse olmaz diyor. Her gün yemeğini yedirsin ve sürekli olarak yedirsin diyor. Bak, bunlar sonucunda eğer sen bir çocuğa tanıdıklık, tutarlılık ve süreklilik ilkelerini sağlarsan bu çocuk ne yapacaktır? Güven duyacaktır diyor. Kime güven duyacak? Bakım verdiği kişiye güven duyacaktır. İşte burada kazanılan esas o güven duygusunu hayatının ilerleyen dönemlerinde her anına genelleyecek. Arkadaş edinirken kolay edinecek, kendisi bir iş yaparken kolay edinecek. Güven buranın anahtar kelimelerindendir. Dikkat ediyorsun. Bu evrede kazanılan güven hayatın ilerleyen yıllarına genellenir. Şimdi çocuk güven duydu. Tanıdıklık, tutarlılığı ve sürekliliği sağlayan kim var? Bakım veren kişi var. Bakım veren. Bu anne olur, baba olur, teyze olur, bakıcı olur. Önemi yok. Bakım veren bir kişimiz var, doğru mu? İşte çocuk bu güven duygusunu duyduktan sonra, kazandıktan sonra artık bakım veren kişiyle arasında ne oluşmaya başlıyor dostlar? Bir sevgi oluşmaya başlıyor. Dikkat et. Ne oluşuyormuş? Sevgi oluşuyormuş. İşte bu bakım veren ve çocuk arasındaki oluşan sevgiye de biz ne diyoruz? Bağlanma diyoruz. Bu bağlanma dediğimiz şey aslında sonradan kazanılan, öğrenilmiş bir davranış değildir. Bağlanmayı şöyle açıklıyor. Bavli dediğimiz adamın kuramıdır bu. Ama burayla ilişkili olduğu için Erikson'un altına bir alt başlık açıp bağlanmayı da anlatacağım şimdi. Bavli diyor ki biyolojik bir istektir bu diyor. Yani mesela ben şöyle düşünüyorum. İnanmak insanın fıtratında vardır gibi düşün. Yani insan bir yerde inanmaya muhtaç, bir yerde de işte bağlanmaya muhtaç. İnsanın sosyal bir varlık oluşu buradan geliyor. Bu bağlanma duygusundan geliyor. Biyolojik bir yakınlık ile içinden gelerek birine karşı o arasındaki bağı kurmak, ona karşı oluşan o sevgi durumuna ne diyor? Bağlanma diyor. O zaman bağlanma bu güven duygusu sonrasında iki kişi sevgi duyacak, birbirlerine bağlanacak. Güven duygusu bunu tetikleyecek ve bağlanma işlemi gerçekleşecek. Yani çocuk zaten bağlanma fıtratıyla gelir, biyolojiktir diyor. Bağlanmaya dikkat et. Bağlanma çocuğun fıtratında vardır. Ama işte kime bağlanacağını tanıdıklık, tutarlılık ve sürekliliği sağlayarak sen belirliyorsun. O zaman şöyle diyebiliriz. Biyolojik bir istekle bakım veren ile ve çocuk arasında oluşan sevgiye biz ne diyormuşuz? Bağlanma diyormuşuz. Şimdi bağlanma demişken hemen şuraya bağlanma ile ilgili bir başlık açalım. Üç tür bağlanma var. Bunlardan birincisi bizim için önemlidir. Güvenli bağlanma. Şöyle bakayım dostlar kameraya. Devam edelim dostlar. Şimdi güvenli bağlanma dediğimiz durum nedir? Aslında güvenli bağlanma dediğimiz olay şudur. Sen bir çocuk ile
tanıdıklık, tutarlılık, sürekliliğe dikkat ederek güven duygusunu oluşturduysan, yani sağlıklı bir şekilde bireyin çocuğun kişiye bağlandığı durumdur. Sağlıklı, en sağlıklı olandır. İhtiyaçları zamanında giderilmiştir, aynı kişi tarafından giderilmiştir ve sürekli olarak her ihtiyaç anında giderilmiştir. Bu kişi de diyor ki işte ihtiyaçların sağlıklı, düzenli, zamanında karşılaşan bebeklerin bağlanma modeline güvenli bağlanma diyoruz. Yani en sağlıklı olan bağlanma türüdür. İhtiyaçları düzenli karşılanan bebeklerde görülen en sağlıklı bağlanma türüdür. İyi hocam, tamam, bu sağlıklıymış falan filan ama nasıl oluyor güvenli bağlanma? Şimdi dostlar, bunun soru kalıbı şudur. Güvenli bağlanma vardır. Güvensiz bağlanma da ikiye ayrılır. Kaçınan ve çelişkili, dirençli bağlanma dediğimiz bağlanma. Soru da sana der ki işte Ali bebek şöyle şöyle yapmıştır. Annesi geldiğinde de böyle böyle davranmıştır gibi bir soru kalıbı vardır. Yani burada bir anne ortamdan çıktığında, bak, bağlanan kişiyi farz et ki anne alıyorum. Teyzesi de olabilir, bakıcısı da olabilir. Önemli değil. Şu an anne aldım. Bağlanan kişi anne. Güvenli bağlanmada çocuk annesi bir ortamdan ayrıldığında, yani bağlandığı kişiden uzaklaştığında ne hisseder? Çünkü bağlanma aslında yakınlık kurma isteğiydi. Bağlandığın kişiye bir yakınlık kurmak ve bu yakınlığı da sürdürmek ister bebek. O zaman şöyle diyelim. Güvenli bağlanmada anne ortamdan ayrıldığında çocuk nasıl tepki vermelidir? Şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Şimdi güvenli bir bağlanma var ise şayet aralarında. İhtiyaçları düzgün olarak sürekli bir şekilde karşılanmış. Yani çocuk aslında şunu biliyor. Ben ne zaman ihtiyaç duysam annem benim yanımda olur diyor. Doğru mu? Niye? Çünkü ihtiyaçları düzenli karşılanmış. O zaman bunu da yazayım. Bak, bebekte annem ne zaman ihtiyacım varsa, ne zaman ihtiyacım olursa gelir anlayışı vardır. Anne ortamdan ayrıldığında bu yüzden çocuk aşırı derecede tasalanmaz. Tamam, gerilir, bazen üzülebilir, anne gitmedi diyebilir ama bu ortalığı yıkma derecesine, saatlerce ağlama derecesine gelmez. Sorun çıkarmaz, ufak bir gerilim olabilir. Gerilim de normal seviyededir. Anne ortamdan ayrıldığında sorun çıkarmaz. Niye sorun çıkarsın ki? Çünkü annesinin geleceğini biliyor. Annem ne zaman ihtiyacım olursa gelir anlayışını taşıyor. Hem kendisine güveniyor hem başkalarına güveniyor. Bunu da yazalım. Güvenli bağlanmada çocuk, yani bebek, hem kendine hem başkalarına güvenir. Şimdi tamam. Ama bu sorularda dikkat edilmesi gereken bir unsur vardır. Annenin ortamdan ayrıldığında ne yapıldığına bakılmaz. Önemli olan unsur güvenli bağlanmadaki çocuk. Anne ortama girdiğinde ne yapıyor? Çünkü bunu güvensizden ayıran durum budur. Anne ortama girdiğinde, ortama geri geldiğinde sizce ne yapar çocuk? Güvenli bağlanma bir çocuk annesi ortama girdiğinde tabii ki ne yapacaktır? Mutlu olacaktır, iletişim kuracaktır, sıcak karşılayacaktır. Mutlu olacak, sıcak karşılar. Şimdi güvenli bağlanan çocuk şudur. Annesi götürür, bakıcıya verir. Giderken biraz üzüldüğünü hissedersin. Ama akşam gelene kadar uslu bir şekilde oturmuştur. Çünkü annesi ona demiştir ki hava karardığında geleceğim. Ve çocuk ona güvendiği için hava karardığında geleceğini bilir. Akşama kadar gününü en verimli şekilde geçirir. Annesi geldiğinde de mutlu bir şekilde. Anne bak, biz bakıcımla mesela şunları şunları yaptık. Bu arkadaşına gittik, bu komşuya gittik der. Güvenli bağlanan bebek sorun çıkarmaz anne ortamdan ayrıldığında. Burası çok önemli, dikkat et. Geri geldiğinde de mutlu olur. Anne ortama geri geldiğinde de ne yapacaktır? Mutlu olacaktır. Şimdi dostlar,
Güvenli bağlanma bu. Bu noktada birkaç püf daha vereceğim. Hatta ne yapacağım? Örnek de vereceğiz. Ama önce gelin şu güvensiz kaçınan bağlanmaya bakalım. Şimdi dostlar, güvensiz kaçınan bağlanma aslında bebekle yeteri kadar ilgilenilmediği, bebeğin ihtiyaçlarının karşılanmadığı veya işte düzensiz karşılandığı durumlarda ortaya çıkar. Yani bu çocukta artık şu hissiyat olur. Benim en zor anımda bile bana kimse yardımcı olmadı. Benim ihtiyaçlarımı gidermedi. Yani artık benim yanımda kimse olmasa da olur gibi bir anlayış sergilemeye başlar. Yani bu çocuk aslında kaçınan çocuk. Kendine veya annesine artık güvenmez. Yani kendini de kötü hisseder. Niye hiçbir ihtiyacı karşılanmamıştır? Ama artık annesine karşı bir ihtiyaç da duymaz. Annesini de artık umursamamaya başlar. O zaman şöyle diyelim. Bebekle. Yeteri kadar. İlgilenilmediği durumlarda, dikkat et, ilgilenilmediği durumlarda nasıl toparlayalım burayı? Bebek artık iletişimin gerekliliğine inanmamaya başlar. Durumlarda, ilgilenmediği durumlarda bebekteki iletişim kurma ihtiyacı azalır. Yani artık kimseden bir şey beklememeye başlıyor güvensiz kaçınan bebek. Niye? Benim ihtiyaçlarım hiç giderilmedi. Bundan sonra da kimse olmasın mantığındadır. Şimdi özür dilerim. Dikkat et. Hiç kimse bana yardım edemez mantığında olan. Benim kimseye ihtiyacım yok mantığında olan bir çocuk. Anne ortamdan ayrıldığında ne yapar? Çocuğun hiçbir ihtiyacı zamanında karşılanmamış. Bundan dolayı artık birinden bir şey beklemiyor. Dikkat et. İşte kaçınan bebek annesi ortamdan ayrıldığında hiçbir tepki vermez. Yani o sorun çıkarmamak ayrıdır. Burada sorun çıkarmasa da ne vardı? Hafif bir üzülme vardı. Gayet normal. Çünkü sağlıklı. Sevdiğim bir kişinin gidişi var. Burada artık hiçbir tepki vermez. Hiçbir tepki vermez. Yani tabiri caizse annesi ortamdan çıkıp gidiyor, umurunda dahi olmuyor. Çünkü bu çocuk artık iletişimin gerekliliğine inanmıyor. Bu çocuk yani nasıl diyelim bunu daha açık bilmiyorum yani kelimeler tarif edemedim. Umarım buraya kadar anlaşılır olmuştur yani. İletişimin gerekliliğine inanmayan, sarılma ihtiyacı hissetmeyen, annesinin dizine yatma ihtiyacı hissetmeyen bir bebekten bahsediyorum. İşte bu yüzden bebek ha annesi var ha annesi yok. O çocuk için. Bu yüzden anne ortamdan ayrıldığında hiçbir tepki vermiyor. Anne ortama girdiğinde nasıl bir durumla karşılaşırız? Tahmin etmek çok zor olmasa gerek. Annesi giderken hiçbir tepki vermeyen bir çocuk. Annesi geldiğinde de yine hiçbir tepki vermeyecek. Ne mutlu olacak, ne sıcak karşılayacak, ne üzülecek, ne iletişim kurmaya çalışacak. Yine aynı şekilde hiçbir tepki vermeyecek. Şimdi anlatmak istediğim püf noktalardan biri şu. Bu tarz sorularda annenin ortamdan ayrılmasına bakılmaz. Annenin ortama gelişine bakılır. Neden? Çünkü bak güvenli bağlanmada da sorun çıkarmaz dedim. Güvensiz kaçınanda da hiçbir tepki vermez dedim. Soru bunu öyle bir süsler ki. Sen bunu çocuk tepki vermemek için mi yapıyor? Yoksa çok aşırı iyi bağlı annesinin geleceğine emin olduğu için mi yapıyor anlayamazsın. Bak dikkat et. Arasındaki ayrım ne? Geri döndüğünde ortaya çıkanır. Sen ol. Bir bağlanma sorusu çözerken neye dikkat edeceksin? Annenin ortama geri gelmesine dikkat edeceksin. Üçüncü türe bakıyoruz hemen. Üçüncü tür bizim için nedir? Güvensiz, çelişkili, ikicilikli, dirençli olmak üzere birçok adı var. Hemen şöyle yazalım. Bakayım şu ortaladık mı? Gayet güzel. Güvensiz, çelişkili, ikicilikli, kaygılı. Birçok ismi var.
dirençli. Bu tarz vurgular gelir. Şimdi bu güvensiz bağlanmanın ikinci türü, yani bizim üçüncü bağlanma türümüz aslında ne var? Burada da aynı şekilde dostlar, bebeği sık sık yalnız bırakıyorsa bebek de artık her an yalnız kalacağı korkusu oluşur. Dikkat et. Bu nedenle çocuk bir annesi ortamdan gitmeye kalktığında dünyaları yıkacaktır. Bunun sebebi nedir? Anne bebeği küçüklüğünde sık sık yalnız bırakmıştır. Çocuğun içerisinde derin bir yalnız kalma, terk edilme korkusu vardır. Annesi tuvalete dahi gitse paçasından ayrılmak istemez. Vardır öyle çocuklar. Mutfağa gider paçasındadır, yemek yer paçasındadır, tuvalete gider annesiyle girmek ister. Niye? Annesi yanından ufak bir an kaybolsa bile geri geleceğine inancı yok. Niye? Çocuğu öncesinde sık sık yalnız bırakmış. O zaman yazalım. Şöyle diyelim. Çocuğun sık sık yalnız bırakılmasından dolayı çocuğun her an terk edilme korkusu yaşamasıdır. Şimdi dostlar dikkat et. Çocuk terk edilme korkusu yaşıyor. Şimdi böyle bir çocuk annesinin paçasından hiç ayrılmaz. Doğru, buraya kadar hemfikiriz. O zaman yazalım. Anne ortamdan ayrıldığında nasıl tepki verir? Anne ortamdan ayrıldığında ne yapacaktır? Ayrılığa karşı aşırı direnç gösterecektir. Ayrılmak istemeyecektir. Ortalığı yıkacaktır. Annesi gittiği zaman saatlerce ağlamaya devam edecektir. Yani aşırı direnç vardır. Ayrılmaya karşı aşırı direnç gösterir. Aşırı tepki vardır. Uzun süreli ağlama krizlerine girer, bırakmak istemez, yıkar ortalığı, yanındakilere zehir eder. İşte anne ortamdan ayrıldığında aşırı tepki, aşırı direnç gösterir. Tamam, buraya kadar hemfikiriz. Ama dikkat et, ama dikkat et. Anne ortama girdiğinde asıl yaptığı bizim için önemlidir. Anne ortama girdiğinde ne yapacak? Şimdi çocuk öyle bir kriz içerisinde ki annesi tuvalete gidiyor. Kendisini terk etti zannediyor. Bir anda ağlamaya, ortalığı yıkmaya başlıyor. Aşırı derecede sinirleniyor. Sonra annesini görüyor, mutlu oluyor. Ama dikkat et. Mutluluk ve sinir bir anda. Bu çocuklar iki cirikli tepki verir. İki iki. Bir yandan annesine sarılır. Bir yandan da sinirlenir. Annesine tekrar vurmaya başlar. Hem mutlu olur hem üzülür. Bazen mutludur, bazen kızar. İletişim kurmak ister, kaçmak ister. Yani iki cirikli bir durum yaşar. Yoğun kaygıdan dolayı çocuk bu hale giriyor. O zaman dikkat et. Aşırı direnç, aşırı tepki var anne ortamdan ayrıldığında, anne ortama geri geldiğinde tepkiler çelişkilidir. İşte bu yüzden kaygılı, ikicirikli, dirençli, çelişkili denir. İki tepki aynı anda görülebilir. İkiciriklidir. Yani ne diyelim? Bazen mutlu olur, bazen annesine kızar. Annesi geldiği için mutludur. Ama gittiği için kızgındır. O zaman dostlar buraya kadar anladıysak şöyle gelin birkaç örnekle burayı toparlayalım. Şimdi Ayşe, annesi Ayşe'yi bakıcıya bırakırken Ayşe biraz üzülmüş. Annesi akşam hava kararınca geleceğim dediği için o gün bakıcısıyla ilgili mutlu mesut bir gün geçirmiş. Hava karardığında da kapı çaldığında annesine gidip geçirdiği güzel yaptığı aktivitelerden annesine bahsetmiştir. Bu hangi bağlanma stilindedir? Annesi geldiğinde ne yaptı? İletişim kurdu. Mutlu oldu, sıcak karşıladı. Doğru mu? Güvenli bağlanmadır. Şimdi dikkat, ikinci tepki geldi. Ali oyuncak oynarken annesiyle kısa süre bir göz göze gelmiştir. Annesinin kapıyı açıp çıktığını görmüş, hiç tepki vermemiştir. Üzülmemiştir. Arkasından birkaç saat sonra annesi geri geldiğinde Ali annesine yine tepki vermemiş. Yaptığı şeyleri anlatmamış. Yüzüne bir gülümseme vermemiş. Oyunun oynamaya devam etmiştir.
Ali hangi bağlanmadadır? Ali kaçınan bağlanmadadır. Niye? Annesi geldiğinde tepki vermedi. Annesi geldiğinde iletişimden kaçtı. Güvensiz çelişkili de. Ayşe bebek diyelim. Ha, Ayşe bebek bakıcısına bırakıldığında ortalığı yıkmış. Annesinin gitmesini istememiş. Birkaç saat ağlama krizlerine girmiş. Kendisine gelememiş. Akşam sularında annesi geri döndüğünde sinirle annesine gitmiş. Bacağına vurmaya çalışmış. Sonra da annesine sarılıp hüngür hüngür tekrar ağlamıştır. Ne yaptı? Annesi geldiğinde çelişkili tepkiler gösterdi. Bazen mutlu oldu. Bazen annesine kızdı. Bir yandan ağlıyor, bir yandan sarılıyor. Bu ne olacaktır? Kaygılı, kicirikli, dirençli dediğimiz bağlanma olacaktır. O zaman önemli bir not diyorum buraya. Önemli bir not diyorum. Bağlanma sorularında. Annenin ortama geri geldiğinde. Çocuğun verdiği tepkilere bakılır. Buradan artık soru kaçırmanızı istemiyorum dostlar. En edek temel güvene karşı güvensizliği tekrar bir özetleyelim. Bebeğin temel ihtiyaçlarının giderilmesi, tanıdıklık, sürerlilik ve süreklilik ve tutarlılık ilkelerine göre çocukta güven duygusunu kazandıracak. Bu güvenli kişiler arasında bir bağ oluşacak. Bu bağlanma neydi? Biyolojik temelli olduğunu unutmuyorsun. Biyolojik temelli olan yakınlık ve ilişki kurmaya, yani aradaki sevgi bağını anlatan bir kavramdı. Bağlanma türlerini de konuştuk. Şöyle bir bakayım kaç dakika olmuş dostlar. Aslında bu videoyu şimdi yükleyebilirim. Kalan devamını da ikinci videoda anlatalım dostlar. Bir hatamız olduysa affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.